Sevgili İzweb TV izleyicileri, bir kere daha beraberiz sizlerle. Türkiye Tiyatro Buluşması atölyelerle devam ediyor bu saatlerde. Şu anda devam eden dans atölyesi var, Meltem hocamızın verdiği, Yaşar Gündem'in verdiği, az önce konuğumuzdu, oyunculuk atölyesi var ve aynı zamanda bir psikolojik tiyatro atölyesi de devam ediyor. Gündüz de saat 9 ile 12 arasındaki kuşaklardan bir tanesinde de ışık atölyesi yapıyorduk. Türkiye'nin en önemli ışık sanatçılarından bir tanesi Yüksel Aymaz. Neredeyse benim bildiğim 10-15 yıldır her sene bir ödül alıyorsun herhalde, değil mi Yüksel Hocam? Bir veya birkaç yerim ya, çok abartmayalım da. Hiç abartmadık, birkaç. Hocam en son ne oyunu yapmıştınız ve bizi izleyenler tiyatro ışığı açısından neyi bilmeleri gerekiyor? Yani tiyatro seyrederken genelde sahnede oyuncunun yapmış olduğu hareketlere, esprilere gülüyoruz, hüzünleniyoruz ama oyuncuyla hemhal oluyoruz. Bunun arka planındaki o devasa metin yazımı, oyun yönetimi, işte ışık, dekor, kostüm gibi çeşitli konularda tiyatro izleyicisi çok bilgi sahibi değil, olmak zorunda mı? Aslında o da başka bir tartışma. Ama ışıkta mesela daha keyif almak için nelere dikkat etmesi gerekiyor bir seyircinin? Sonrasında cevapladıktan sonra başka bir sorum daha var. Çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir soru. Yani daha başka şeyler sorulmasını beklerken çok güzel bir yerden geldi. Şimdi bir seyirci olarak ışığın farkına varamayabilirler. Ancak bir aksaklık olduğunda ışığın farkına varılıyor ya da karanlık olduğunda. Ötesi de çok fazla ışık tasarımı, yani böyle çok yanan, dönen, sönen ya da en azından şunu söyleyeyim, şovlarda, konserlerde ya da herhangi bir yerde yanıp dönen, kafası sallayan robot ışıkların bir tasarım olduğu zannedilebilir ama değildir. O sadece şov amaçlıydı. Tasarım adı üstünde, yaratının farkına varılması için seyirci birazcık alt çeyliyse, yani bir mantığını anlasa, belki şu anki bu röportajdan sonra birkaç tonuyla verildikten sonra belki biraz daha dikkat edeceklerdi. Evet, bir oyunda ışık tasarımının önemi şöyledir. Düşünün ki bir sinemada bir kamera vardır ama bana göre tiyatroda koltuk sayısı kadar kamera var. Doğal olarak ben bütün o seyircilerin hepsinin aşağı yukarı aynı şeyi görmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyunu iyi anlatmamız gerekir. Oyunun hem dramatik yapısı açısından hem de oyunun konumu açısından, yani sahneye konumu açısından bazı durumlarda dikkat edilmesi lazım. Eğer örneğin bir hüzünlü bir sahne ise, siz o hüzünlü sahneyi daha böyle büyük ışıklar, parlak ışıklar yaptığınız zaman doğal olarak zaten mantık olarak hatalı ama ışık tasarım açısından hatalı. Çünkü genelde komedi oyunları yüksek ışıkları tercih eder, sıcak ışıkları tercih eder. Dramatik oyunları, daha duygusal oyunları biraz daha soft ışıklar, biraz daha koyu renk ışıklar, renkler ve dereceli. Bunlar mesela bile ayrı olabilir. Yani seyirci neyi izlediğinde nasıl bir şey olduğunu buradan da biraz buraya dikkat edebilir. Ya da geceyi anlatıyordur mesela ama yine ışık bambaşka. Ya da bazı dizilerden hadi küçük örnek vereyim. Şöyle bir şey oluyor. Yatak odası, yatacaklar, yanındaki düğmesi, lambası kapatıyor. Ama hala her şey çok aydınlık. Neden? Çünkü teknik olarak kamera oradaki görüntüyü alması lazım. Bunun için de doğal olarak kameranın algılayabileceği bir ışık seviyesi sabit tutuluyor. Bu mantık hatası. Kapattıysanız oradan ışık gitmesi lazım. Ama bir de tabii ki tiyatral gerçekler var. O mecburiyetten. İşte ben bundan dolayı sinemayı ya da televizyon izleyen bir tiyatroyu tercih ettim. Neden? İnsan gözüne hizmet için. Buna dikkat ederlerse, bir de bizler de tabii tiyatroda her rengin kendi bir dili vardır, bir anlamı vardır. Bu bir normal gücü hayatımızda da vardır. Ya da çiçeklerin de renklerini bir dili vardır. Ya da günlük kostümlerimizi giyerken bir uyum sağlamaya çalışırız. İşte biz bunu tiyatroda oyunun ruhu, atmosferi, duyguyu renklerle de görürsün. Bu da biraz daha dikkat edilebilir seyirciler açısından. Bunun için de zaten bazen karıştırılıyor. Işık tasarım, ışıkçı,
bunlar ışıkçı bir şeyi satan ya da gerekiyorsa gelip evinize takandır. Ama ışık tasarımı bir yaratıdır, bir dizayndır. Bu anlamda maalesef ki sadece şu anda sahne sanatlarında biz bu sanatımızı uygulayabiliyoruz. Sinemada da, yerli sinemada ışık tasarım diye pek bir şey yok çünkü görüntü yönetmenleri buna karar verdikleri için bundan dolayı da biraz sinemanın tarafı değil ama bir tiyatroda evet, ışık bence eğer yapılan bir yemek olarak düşünülürse belki et değil ama kesinlikle tuzdur. Evet. Hocam tiyatroların özellikle amatör tiyatroların çok ciddi bir ışıklandırma problemi olabiliyor. Üniversite tiyatrolarının burada sizinle buluşabiliyor birçok amatör tiyatro topluluğu ve profesyonel ve üniversite tiyatro topluluğu. Fakat bizi izleyenlerin arasında olabileceklerinden yola çıkarak soruyorum bu soruyu. Size ulaşma şansları yok. Profesyonel bir ışıkçıya ulaşma şansları yok. Onlara püf noktaları olarak ne söyleyebilirsiniz? Bir metnin oyuna döndüğü andan sonraki ışıklandırılması için. Evet, yani bu gerçekten bir sorun gibi duruyor. Ya da işte ne yapsınlar? Çaresizlik. Ama Nazım'ın bir sözü var. Ne diyor? Esir düşmek değil, teslim olmaktır. Şimdi evet, elinizde malzeme olmayabilir. Zaten tiyatro her şeyle zor. Yani bir de böyle teknik bir sorundan dolayı iş biraz daha büyüyebiliyor. Ben şunu tavsiye ediyorum arkadaşlarıma. Ellerinde bulundukları salonun malzemelerini iyi tanısınlar. Kalitesini, efsafını, gücünü iyi bilirlerse. Bunun için de maalesef ya araştıracaklar internet üzerinden o spotların, o malzemelerin özelliklerini ya da beni takip edecekler kendi sosyal medyadan paylaşıyorum zaten burada bir sürü bilgi. Oralarda onların değerlerini bilirlerse, o değerler açısından da en ideal şekilde kullanılan, örneğin 3 tane spotlar olduğunu düşünüyorum bu arkadaşlarım, bu amatörlerim. Bu 3 spotu nasıl değerlendirecekler? Çünkü zaten biz yine hemen bir şeyle başladım. Sinema ile tiyatronun arasındaki bir fark daha var. Demek ki konunun devamı gibi olacak ama sinemada bir planı çekmek için her şeyi kurarsınız. Işığı da kurarsınız, plan çekilir, her şey bozulur. Aynı şeyi tekrar başka bir plan için kurmak için zamanınız vardır. Kurabilirsiniz. İşte tiyatroda maalesef bu olmadığı için oyun başladı, iş bitti. Buna göre de her şeyi o mantıkla kurmazlar. Yani bu 3 tane spotum varsa ben oyun boyunca bunu nerelerde, nasıl, hangi renklerde kullanacağımı çok iyi tespit edip o ekonomiyle yapmam lazım. Bunun için de biraz mantık, biraz pratiklik bence bu işi kurtarır. Anladım. Hocam bu Türkiye Tiyatro Buluşması aynı zamanda hem tiyatroların hem de tiyatro severlerin katıldığı bir etkinlik. Türkiye tiyatrosuna da çok ciddi bir biçimde etki ediyor. Sen de çok uzun süredir bu etkinliklere katılıyorsun. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Seferihisar Belediyesi'nin hem Yenikapı Tiyatrosu'ndan İzmir Halk Tiyatrosu'na evrilen değerli dostların çok ciddi de katkısı var. Türkiye Tiyatro Buluşması'nı Türkiye Tiyatrosu açısından ne önemli görüyorsun? Hakikaten keşke herkes bu şeyi değerini anlasa da bu fırsatı yakalasa da buradaki bu söylediklerinin gerçek, bizim anlattıklarımız değil gerçekleri görebilseler. Şimdi burası bir okul. Yani bu evrilen süre içerisinde de kendini de yetiştiren bir okul. Başladığımız noktayla geldiğimiz 13. yıla ben bile kendimi burada eğittiğimi düşünüyorum. Çünkü hocalar, hoca olmak bildiğinizi aktarmak değil, öğrenmeye de açık olmalısınız. Ben gerçekten öğrencilerle ya da dostlarla, arkadaşlar bir araya geldiğimizde benim mesleğimin inceliklerini bilmiyor olmalarına rağmen ama biraz konuştuktan sonra birazcık anlatmak o kadar güzel sorular geliyor ki ve beni zorluyorlar yani. Ve bu da beni çok umutlandırıyor. Evet, tiyatro, sinema, sanatın her dalında normal, bırakalım sanatla ilgilenenleri, normal vatandaş dediğimiz sokaktaki insan hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma gibi bir özelliğimiz vardı insan olarak.
oyunculukla ilgili yorumlar yapabilir bu vatandaşımız. Aa ne güzel oynuyor, ya ne güzel ağlıyor gibi. Bu kostüm için, aa bak bu güzel bir kostüm, ne güzel yakışmış diyebilir. Dekor için, ya bunlar tabii itirafçı söylüyorum, kimseyi küçümsemek anlamı değil. Aa ne güzel bir saray dekoru, bak şey sarayda çekiliyor falan. Ya da işte onunla da biraz fikrini vardır, bundan da biraz fikir vardır. Ama demin de söylediğim gibi ışığın ve ışık tasarımı ile ilgili hiçbir fikirleri olmadığı için doğal olarak onların da hiçbir fikri yok ama sanattan uğraşanların da oyunculuk, yaratıcı drama, dans, beden eğitimi, her türlü fakat ışığa gelince maalesef biraz uzaklar. İşte burada bu tiyatro buluşması sanıyorum bunu da, yani sanmıyorum başka tiyatro buluşmalarında böyle bir atölye yapılıyor mu? Hani ben üniversitelerde ya da özel akademilerde görüyorum ama bir tiyatro buluşmasında sanmıyorum. Onun için bu konuda gerçekten bu çocuklara, arkadaşlara, bizlere tanınmış çok büyük bir imkan. Her anlamda bu bir haftalık süre içerisinde herkesin nasıl heyecanla o atölyeden o atölyeye koştuğunu, yani ben bile bir atölyeyi, kendi atölyemi bitirip öbür atölyeye acaba yetişebilir miyim heyecanıyla yaşıyorum. Bence tiyatro buluşmasının bu konudaki görevi çok büyük ve idealiyle, hakkıyla yerine getiriyor. Sizin nezdinizde hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Seferihisar Belediyesi'ne, tiyatro buluşmasının bütün görevlilerine, Yeni Kapı'ya, Yeni Kapı Tiyatrosu'na çok teşekkür ederim. Derim ki takip etsinler, sizi tiyatro buluşmasını bir şekilde bulsunlar. Ve buradaki bu yaşanan güzelliği yaşasınlar işte. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Siz İstanbul'da gördünüz mü bilmiyorum ya da başka kentlerde ama benim bildiğim kadarıyla ne ulusal anlamda ne de İzmir'deki yerel gazetelerden yola çıkarak söylüyorum. Günlük devamlılığı olan bir gazetede bir tek 2012 yılında zannediyorum 2010-2012 yılları arasında bir gün gazetesi yapıyordu. Şimdi ilk defa günlük süreli bir gazetede bir tiyatro sayfası olacak. İz gazete, yani şu anda web yayınını yaptığımız gazete, günlük bir gazeteye dönecek. İzmir'in gazetesi ama bütün dünyaya açık bir gazete. Bu anlamda mesela sizden tiyatro, çok fazla tiyatro oyuna katkıda bulunan bir insan olarak, bırakın seyretmeyi, direkt kendisini hayata geçiren bir insan olarak tiyatro eleştirilerinizi yazmanızı önersek ve siz bunu kabul etseniz büyük mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederim. Tabii ki mutlu olurum. Yani kendi dalımda ya da işte 40. meslek yılındayım. Bunu da bu arada söyleyeyim. Çok onur duyarım. Elbette hem İSTV'yi izleyenlerine, yapımcılarına, tiyatro dostlarına bir katkım olursa elimden geldiğince yazı yazmak isterim, görüş bildirmek isterim. Bir nefer gibi çalışırım. Yani hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Hoş geldiniz İzgaz ailesine o zaman. Sağ olun bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.